Adamı mahvedin. Hadi bakalım görelim. Alo, hadi lan istasyon olun. Bu ne ya? Gel. Aa, Asya abla televizyona çıktı. Sarı da yanında. Evlilik hakkındaki düşüncelerini sorduk. Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha çok erken bunun için. Kadir, bacıyı söz ediniz mi? Hiç haberimiz olmadı. Yok ya. Sözlemedik. Onlar şey yapıyor. Çıkma mı deniyor ona? Çıkıyorlar. Çıkmak ne ya? Çıkma neymiş ya? Bu neymiş ya? Benim haberim var. Anamın da var. Biz biliyoruz yani. Bizim kontrolümüzde. Yani şimdi... Tanıma aşaması. Birbirlerini tanıyorlar şimdi. Hani böyle bir ışık ne yapayım? Yani evlenmeden önce hangi zamandayız? Birbirini tanımaları gerekiyor çiftlerin. Doğru olan bu yani. Doğrusu bu değil mi? Doğru değil mi lan bu? Evet evet doğru. Doğrusu bu abi. Doğrusu bu. Tabii tabii tabii. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Böyle acelemiz yok yani. Hem evlilik aşkı öldürüyor zaten. Öyle değil mi? Canım. Canım. Evlilik aşkı öldürüyormuş. Ah. Bakalım zaman ne gösterecek? Anne, pirinç kavanozuna sakladım kumandayı. Niye? Ay görüyor musun ya? Gezecek, gezecek, evlenmeyecek yani ha? Ay anne. Bizim evin kızlarının bu erkeklerden çektiği nedir yani ya? Ya andan duydum dedin. Evlilik aşkı tüküreyim ben senin aşkına. Öyle aşkın içine tüküreyim ben. Hiç. Ne demek yani? Hep sevdiğinin yanında olunca ölüyor muymuş o aşk denilen şey? Allah'tan Kadir izlemiyor böyle programları. Hoş geldin annem. Sus. Kadir. Kadir. Anne bakışı bakış değil. Anne Ferdi'ye bir şey yap. Sus başlayacağım Ferdi'ne. Kadir. Ferdi'yi mi dövdün? Keşke zahmet etmeseydin. Ben zaten onu boşayacağım. Avukatı bile aradım yani. Gerçekten. Sus lan. Sus. Hiç gözü göz değil bunun. Tövbe estağfurullah. Magazin programını mı izledin anne? Anne. Anne. Ben hiçbir insana zarar vermedim. Güzel. Taşı ikiye ayırdım. Taşı mı ikiye ayırdın? Ha okey taşım. Zordur ha okey taşını ikiye ayırma. Zor tabii. Kahvede programı izledikten sonra ileri geri konuşan olur diye kahveyi terk ettim. Yürüyerek eve geldim. Maşallah. Maşallah işte bu annem. Aferin Kadir'e. Çok iyi yapmışsın Kadir'ciğim. Anne. Biz doğru bir şey yapmadık. Yaptık. Biz doğru bir şey yaptık da... Biraz başını boş bıraktık. Kontrol artık bende. Artık ailecek görüşülecek. Hem mahallenin ağzını kapatmış oluruz... ...hem karşı tarafa da ciddi olduğumuzu göstermiş oluruz anne. Oh. Oh. İşte bu iyi. Ne yapacağız? Var benim aklımda bir şeyler. İyi. İyi. Çok iyi. Kardeşim, şu iki kolu ver. Haşlamalık 750 gram dana kıyma orta yağlı bir de şey yarım kilo küşleme rica edeceğim. Emrin olur. Oo Şerif Hanım. Kasabı götürseydiniz bari. Yok canım akşam dünürler geliyor da yemeğe. Zengin insanlar ete alışıklar tabii bol bol alıyorum ben. Dünür mü? Hı. Ay Asya ile Tolga Tuna çıkıyorlar ya belki görmüşsündür magazinde falan. Duyduk duyduk. Ünlü camiası ne de olsa. Bir gün onunla, bir gün bununla. Ne münasebet canım. Ailecek görüşüyoruz. Biz yemeğe geliyorlar ya işte bu akşam. İyi tamam tamam. Allah tamamını erdirsin. Amin. Sibirsiz. Tek çekelim kardeşim. Ah, kolay gelsin. Allah. Anneciğim ver elini öpeyim. Anne deme bana.
kusura bakmayın. Annem, Handan Hanım hiç böyle yapmazdı. Affetmiyor beni. Aferin Handan'a, akıllanıyor herhalde. Annem, güzel annem benim. Sen böyle bir büyüklük göstersen, bizi barıştırsan ha? Niye? Anne, boşanmaya gidiyorsun. Vallahi mi? Ay, ağzından bal damlıyor Ferdi. Allah büyük, hadi inşallah. Kardeşim, sen benim siparişimi hazır et. Manavda işim var benim, dönüşte alırım. Peki Şerif Hanım.